Hanımlar beyler hoş geldiniz. Ne haber? Songül Öden geliyor. Bunlar benim takıntılarım. Ben şöyle ya. Kadın nefes alamıyor. Ben yapacağını yaptım. Bütün zalim olanlar. Aha size normal. Nasıl döndük ama normale? Ha? Gerçekten başımız döndü. Ne oldu? Normale dönerken böyle ayağımızı tökezledi. Paldır küldür daldık normale. Kafa göz girdik, göbekleme atladık. Önce bize dendi ki karantina geride kaldı. Oh, bundan sonra sokağa çıkma yasağına gerek yok. Biz sevindik. Ben şortumu ortu çektim, çıktım dışarı. Sevindik tabii, sevinmez miyiz ya? Bu en sevimsiz viral fenomenin bileğini 3 ay sonra nihayet bükmüşüz. Tamam artık bu iş, bu maç buradan dönmez kafasına girdik. Zaten ihtiyacımız da vardı. Bir heyecan planlar yapıldı. Belki akrabaları aradık, biletler aldık, arabanın yağını suyunu kontrol ettik. Bağladık kemerleri, artık fırlatma rampasındayız. Elon Musk'ın SpaceX'ine kardeş geleceğiz. O noktadayız yani. Çat diye üstüne, ya hemen üstüne bak. Yani İskender'in yağını döker gibi böyle sıcak sıcak jos diye sokağa çıkmaya sağ ilan edildi. Böyle havalandırıp dömi voley yapıştırdılar. 90'a astılar bizi, gol olduk. Bayağı net. Canımız sıkıldı. E nasıl sıkılmasın? Demek ki biz yenemedik bu küçük puştu. Ya bu karantina hiç bitmeyecek mi acaba gibi düşünceler sardı her bir yanımızı. Planlarımız çöpe gitti, biletlerimizi iptal ettik, akrabaları aradık, ben gelemiyorumlar dedik. Tekrar yasak fikrine, umutsuzluğa, can sıkıntısına bir kez daha kendimizi alıştırırken neredeyse kaderimse çekerim diye düşündüğümüz bir anda çat diye yasağa iptal kararı geldi. Ya biz gol olmuştuk, hakem vermedi. Yasak yasaklandı. Sonuçta bu hafta sonu yasak yoktu. Peki ne oldu? İşte aha bunlar oldu. Ya arkadaşlar bu yüzden yasak vardı ya. Hani siz bunları yapmayın diye. Ha? Şimdi bunu çok yanlış bir virüs görecek. Yani sıkıntı çıkacak. Yani bu yakınlıkta bir sürü virüs kapılabilir bildiğimiz kadarıyla. Hayır, normale dönecekseniz de bu normal değil. Yani uyarımızı da yapmış olalım. Programımız da başlıyor. Hadi hayırlı olsun. Ağzını yediğim. Ben sana şort giyme demiyorum ki. Giy ama yanımda giy. Bekleme kaptan, çok yorgunum. Beni bekleme kaptan, seyir defterini başkası yazsın. Seyir defterini başkası yazsın. Çınarlı kubbeli mavi bir liman, beni o limana. Çınarlı kubbeli mavi bir liman, beni o limana çıkaramazsın. Beni o limana çıkaramazsın.
başkası yazsın. Seyir defterini başkası yazsın. Beni o limana çıkaramazsın. Çok yorgunum. Beni bekleme kaptan. Ya kocam isterse çalışabilir. Sevgili izleyenler, Ordu Büyükşehir Belediyesi Demokrasi Meydanı'na Türk tarihine damga vurmuş isimlerin büstlerini koymuş. İyi de ne var bunda canım diyebilirsiniz, demeyin. Aha size Ertuğrul Gazi'nin büstü. Şimdi bu Engin Altan düz yatan Noğlu'yu diyebilirsiniz. Çok da haklısınız. Ertuğrul Gazi karakterini canlandıran Engin Altan düz yatan başarılı oyunculuğunun yanı sıra Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşundaki emeklerinin de karşılığını almış oldu. Yani galiba. Engin Altan düz yatanı da bir şekilde heykeli dikildiği için kutlayalım. Hayırlı olsun. Ne diyelim, heykeldir sonuçta. Sevgili izleyenler, bir video söyleşi sırasında Singapur Ticaret ve Endüstri Bakanı pamuğun bitkilerden değil de hayvanlardan elde edildiğini ifade ederek düz dünyacıların kafasının biraz daha karışmasına sebep olmuş. Ticaret ve Endüstri Bakanı Chan Chun Sing, dış ticarete bağımlılıkla ilgili dertlerini anlatmaya çalışırken yeterince koyun olmadığı için pamuk üretemediklerini söylemiş. Kimse de çıkıp pamuğu koyundan üretmeye çalışan bakana inovasyon ödülü vermemiş. Değeri bilinmeyen bir insan daha. Sevgili izleyenler, sosyal medyada eminiz görmüşsünüzdür. Erkek yerini bilsin hashtagiyle inanılmaz bir akım başladı. Kadınlarımız doğdukları günden beri maruz kaldıkları çirkin eril dili kökünden söküp erkeklere sapladı. Şöyle sağa sola serpiştiriyoruz. Üzerinize alınacağınızı alının, kalanını eğlence için burada bırakın diye düşündük. Akım o kadar başarılı oldu ki KADEM adı verilen ve açılımı Kadın ve Demokrasi Derneği olan bir dernek, erkekler yerini bilsin akımı inandığımız değerleri zedeleyecek boyuta ulaştırdı. Bu durumu kınıyor ve reddediyoruz diyerek tepki göstermiş. Yani derneğinizin değerlerine erkek şort giyiyorsa aranıyordur ya da dondurma yalaya yalaya yiyen erkek yolludur. Lafları nasıl zarar veriyor inanın biz ekip olarak pek anlamadık. Çünkü biz bunun tam tersi söylendiğinde sizden bir açıklama duymadık. Tam tersine değil de alışılmış eril dile tepki veriyor olmanız gerekiyordu galiba. Atlar mı karıştı, ne oldu? Dilerseniz değerlerinizi bir daha gözden geçirin ya da elinizde tuttuğunuz o derneği yavaşça yere bırakın. Ya da ne istiyorsanız yapın ya. Cin lambadan çıkmış zaten bir kez. Erkek dediğin iffetli olacak. Öyle her yerde kahkaha atmayacak. Sevgili izleyenler, şimdiki haberimizi yurt dışı kariyer hedefleri için tırım tırım seminer, sertifika ve eğitim programı kovalayan idealist arkadaşlarımızın canını sıkmak için özellikle seçtik. İsveç aylık 21 bin İsveç kronuna lambaya püf diyecek birilerini arıyor. Dolarla marine edilmiş alım gücü algımıza hitap edebilmesi için 21 bin İsveç kronunu dolara çevirirsek 2.264 dolar yapıyor. Onu da Türk parasına çevirirsek 15 bini geçip gidiyor. Ben bu paraya sadece püf değil oh da derim. Derseniz çok haklısınız.
Zira işiniz sadece İsveç'te bir tren garında bulunan ışıkları sabah gittiğinizde açıp akşam dönerken kapatmak olacak. Umarız beyin göçüne teşvik diye bir suç yoktur. Yoksa bu haberden sonra canımız sıkılabilir diye düşünüyoruz. İstanbul'dan Diyarbakır'a giden bir teyzemiz Sakarya civarında korona testinin pozitif çıktığını öğrenince koltuğunun üzerindeki çay ve kek ışığını yakıp olayı yanına gelen muavine bildirmiş. Hastaneye çekilen otobüsten inen teyzemiz kendisine bavullarını taşımada yardımcı olup saygı ve hürmet gösterdiği için maskesiz ve eldivensiz muavine 50 lira vermiş. Ben hep 50 liralık virüs alıyorum zaten, bana bir şey olmaz diyerek Covid hastası teyzeden parayı kabul eden muavinin alnına teyzemiz bir de otobüsten inerken veda buhsesi kondurmuş. Bir öpücük bir ömre bedel olmaz inşallah diyor ve haberde yer alan herkese geçmiş olsun diyoruz. Bir öpücük haberi de Adana'dan. Beraberce girdikleri depodan 200 kilo et çalan iki arkadaş aldıkları eti içlerinden birinin kasap olan kardeşine satsın diye vermiş sevgili izleyenler. Kasap olan kardeşin yanlarına gelmesini beklerken de adrenalinden olacak hırsızlardan biri diğerini tutup şak diye alnından öpmüş. Thelma ve Louise'in bir değişik versiyonu denilebilir. Sadece içinde biraz daha Anadolu ve potansiyel kebap notaları barındıran bir versiyon. Yani hırsızlığı anladık ama bu birbirini tutup alnından öpme olayımız da yeni çıktı galiba. Sevgili izleyenler, hayır ne oluyor? Otobüsten inen öpüyor, hırsızlık yapan öpüyor. Korona hala cirit atarken ülkecek birbirimizi alnımızdan öpmesek öleceğiz. Hastalığına mı yakalandık, ne yaptık? Sevgili izleyenler, yurdun dört bir yanından gelen bu veba buhseleri haberimizden sonra şimdi de solunum cihazlarımızı İzmir ve İstanbul sahillerinde yaşanan korona partilerini uzatıyoruz. Hafta sonu sosyal mesafenin köşede ağladığı, koronanın ortada dansöz gibi oynadığı devasa buluşmalar yaşandı. Gençlerimiz halaylar çekti, yerlerde yuvarlandı. Birinci dalganın after'ı, ikinci dalganın before'u olan bu partilerden sonra artık nerelere gideriz bilemiyoruz. Bu aktivitelere katılanları tebrik ediyor, biz evinde kalanlar enayi miyiz diye soruyoruz. Lütfen bu soruya cevap vermeyin. Sevgili izleyenler, Bodrum Türkbük'ünde şezlong fiyatları açıklandı. Evet, artık enflasyon oranı gibi, ülke büyüme oranı gibi belli ki senelik şezlong fiyatları da açıklanacak. Şezlongun fiyatı günlük 1000 liraymış ama telaşa hiç mahal yok. Aylık alırsanız 24 bin oluyormuş. Ancak söylediğimiz fiyata oda, yemek ve vicdan dahil değil. Bodrum Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Serdar Karcılıoğlu konuya ilişkin özetle şöyle demiş. Sonuçta private hizmet. Rakamlar normal. Nasıl bir private o mesela? Kullandığımız şezlongu sonra yakıyorlar mı? Her gittiğimizde yeni havlu mu dikiyorlar? Ne yapıyorlar? Siz de fark ettiniz sanıyoruz. Bu sene pandemiden dolayı tatil planlarını öteleyen editörlerimizi zihnen tatil beldesinden çıkaramadık. Efendim, Bodrum'da sahile beyaz kum diye mermer tozunu sermek isteyen iki otele toplamda 345 bin lira ceza kesilmiş. Söz konusu otellerin Maldivler gibi reklamı yapmak için tercih ettikleri mermer tozu deniz dibindeki canlı yaşamının da canlı kısmına ot tıkıyormuş. Hem insan hem çevre sağlığını iki kuruş daha fazla kazanacağım diye tehlikeye atanla şezlonga 1000 lira fiyat biçenlerin aralarındaki bağlantıyı ekibimiz araştırıyor. Sevgili izleyenler, sıradaki haberimiz Afrika'nın çizgi filmleriyle de tanınan ülkesi Madagaskar'dan geliyor. Madagaskar'da bir bakan ülkedeki öğrencilere tam 2 milyon değerinde lollipop ısmarlayınca kovulmuş. Madagaskar'da öğrencilere koronavirüse iyi geldiği düşünülen test edilmemiş bir bitkisel ilaç veriliyormuş. Bakanın da bu lollipop vurgununu ilacın damakta bıraktığı acı tadı geçirsin diye yaptığı söyleniyor. Lollipoplar ne yazık ki öğrencilere ulaşmadan sipariş iptal edilmiş ve bakan görevden alınmış. Bakanın test edilmeyen ilaçların öğrenciler üzerinde denenmesinden değil, lollipop yüzünden görevden alınması Madagaskar'ın en az çizgi filmlerdeki kadar fantastik bir yer olduğunun göstergesi. Sevgili izleyenler, sıradaki haberimiz tüylerinizi diken diken ederken omuzlarınızı ise istemsizce bir sağa bir sola oynatarak kalçalarınızı çalkalatacak. Hatta hazır moda girmişken bayrakları da
asın. Hiç bayrak asacak haber vermedik zaten bu bölüm. Malumunuz bir zamanlar fırtınalar estirdiğimiz, şimdi ise nedenini hala anlayamadığımız bir şekilde bize hayal kadar uzak olan Eurovision şarkı yarışması bu sene sosyal medya üzerinden bir anket yayınlıyor. Ve bu özel oylama ile ilgili senenin en iyi şarkısını seçiyor. Ve bilin bakalım kim açık ara farkla birinci oluyor. Bir tanecik içi dışı yetenek dolu sertabımız Erener'imiz Every Way That I Can şarkısıyla aradan 17 yıl geçmesine rağmen yine ve yeniden birinci oldu. Muhtemelen ülkecek en son mutlu olduğumuz anlardan biriydi diye hatırlıyoruz. Ya da şu aralar mutlu olduğumuz bir şeyler pek hatırlayamıyoruz. Zaten kaç tane vardı. Şuraya bir yere koyun arkadaşlar. Şu omuz oynatma anı geldiğinde hastalar şifa bulup küsler barışmıştı resmen. Ülkeye bir neşe, bir coşku gelmişti. Belki yine gelir. Sadece bize mi aradan yıllar geçmesine rağmen insanların üzerinde yarattığı etkiye de bakmanızı rica ediyorum. Şurada bir yerde oynatacaktık. Nerede acaba? Sertabımız Erener'imiz bütün pandemi sürecinde yardım konserinden yardım konserine canlı yayınlarda koşarken inanır mısınız bir de yeni albümünü tamamlamış. Dünyada hiç kimseye de kalmayacak. Sevgili izleyenler, Coşkun Sabah parası olmayanlar beni anlar demiş. Sonra 15 milyonluk gayrimenkulü ve bankada 450 bin lirası olduğunu söylemiş. Yani tabii Allah arttırsın da parası olmayan buysa parası olan kim ve bahsedilen olay hangi ülkede geçiyor? Ayrıca Coşkun Sabah bizi acil ara. Hanımlar beyler, serbest vuruş bitti. Hanımlar beyler, yine muhteşem bir konu anons edeceğim. İnanır mısınız? Hazırsanız ediyorum. Songül Öden geliyor. Nasılsın? Nasıl geçiyor normalleşme süreci? Yeni normalin nasıl? Aslında çeşitli şeyler oldu. Bir klostrofobik bir hale oldu başta. Dışarıya çıkmayacaksınız dendiğinde bir tuhaf bir şey oldu. Yani o hiç yaşamadığımız bir şey ya. Evet. Yarı kapalı cezaevi hissi çok tuhaftı hakikaten. Aynen. Fakat o sürece bir süre sonra adapte olduk. Yani evde yaşamı keşfettim. Çok yemek yaptım. Bir kere öykülerimi tamamladım. Ha, üretime dönüştürdüm evet. O boş vakti. Tamamlamam gerekiyordu. Çok daha evvel anlaştığım bir şeydi. Ve bir türlü şey yapmamıştım, tamamlayamamıştım koşturmaktan filan. Onları tamamladım. Yeni normale bir alışma süreci yaşıyor musun? Ya da bir yeni normal diye bir şeyden bahsedilebilir mi senin için? Yani öyle garip bir süreçti ki mesela 50 gün falan hiç çıkmadım dışarıya. Sonra çıktığımda göz göze gelmediğimi fark ettim kimseyle ve kimsenin de benimle. Yani ya. İnsanların kimse yani bir öyle bir dönem vardı çok korktukları. Çünkü şöyle bir şey, sen bulaştırabilirsin, sana bulaştırabilirler. Bir suçluluk tuhaf bir şey. Yani sende olabilir, sen fark etmeyebilirsin. Evet. O tuhaftı, göz göze gelememe hali o geçti. Sevgili Songül, seninle ilgili tabii ki bir araştırma yaptık. Ve inanamadık, senin de kariyerin bayağı 20 yıl. Yani 2002'de Havada Bulutta oynamışsın. Evet. İlk onunla mı başladı her şey? İlk onunla başladı her şey. 4 bölümlük bir projeydi. Sait Faik uyarlaması. En sevdiğim yazardır bu arada. Çok tesadüfi biçimde. Zaten olmayan oyuncu yoktu o işin içinde, evet. Türkiye'de. Çok kıymetliydi hakikaten. İlk onunla başladım. Yeni mezun olduğum seneydi. Havada Bulut, arkasından hemen Gümüş başladı. Yani tam, tam ikisi arka neredeyse arka arkaya başladılar. Müthiş. Sen Hacettepe, Ankara Dil Tarih'te oyunculuk okurken Hacettepe'de de şan eğitimi evet. aldın. Öncesinde de lise sonunda Ankara Sanat Tiyatrosu'nda ilk kursiyer olarak girdim. Aa. Evet, ilk orada başladı. Liseye gidiyordum o zaman. Yani şimdi zaten hani bayağı çocukluğundan itibaren bir şeyler yazdığını biliyoruz. Evet. Hatta bunların bazıları da şarkı sözü olarak komik. meydana gelmiş. O çok komik. Bir anlatacağım bir hikaye olduğunu düşünüyorum. Evet. Yoksa ben anlatırım Songül. Şimdi ben senin programına katılacağımı öğrenince menajerim dedi şarkı da söyle Songül bilmem ne filan. Ben de o Ankaralı öğrenci ruhu, ölmemiş olan öğrenci ruhu. Tamam dedim, şu parçalara filan baktım. Bilinmedik, daha az bilinen bir şarkı söyleyelim filan. Dilek Türkan'ın Meral de söyledi sonra onu. Meral Yazıoğlu. Onlara söyledi bir böyle kanto, tango, birisi kanto, biri tango biçiminde söyledi. Bir parça vardı.
Onu çalışmaya başladım. Hatta Esra Dermancıoğlu çok yakın arkadaşımdır, komşumdur da. Onun evine gittim. Dilimde de bu şarkı var, çalışıyor mu? Duydu. Ay bu ne güzel şarkı dedi. Onlar Ali Can'la bir show programı yapıp aldılar, yürüdüler. Hı-hı. Sarışınlı bir şarkı. Ondan sonra ay dedi ben bunu dedi şeye söyleyeceğim. Sarı yapınca kadı. Ali Can'a söyleyeceğim. Yani biz bilinmedik şarkı aradık ya. Bulduk Esra'ya verdik. Bulduk Esra'ya verdik. Çok helal olsun. Çok Esra aldı. Şu anda herkes Sarı yapıncağı söylüyor onu sayede. Ay Esra'nın bu şarkı nereden? İşte o dileği paylaşıyor. Burada o şarkı falan diye böyle. Ondan sonra Allah'ın şöyle bir eli değdi. Deryaların evine gittim çalışmaya şarkıyı. Son bir dedi şarkı sözü yazar mısın filan dedim ki ben kafiyeli, onlar Türk müziği yaptığı için nedense aklıma öyle bir şey geldi. Ben kafiyeli bir şey çalışmadım ama hani serbest bir şey çalışırım filan diye. Sonra böyle balkonlarında battaniye üzerime almışım filan. Ay size çok komik bir şey söyleyeceğim dedim. Biliyor musunuz dedim ben 15 yaşında beste yapıyordum dedim. Aa filan diye gülmek için söyledim ben. Onlar da müzisyen hassasiyetiyle dediler ki hatırlıyor musun? Tabii ki yani 5 kız kardeşle büyüyünce onlar bir çeşit gelenek olarak günümüze kadar geliyor ezberleri söylediğimiz için. Hatırlıyorum dedim, söyledim. Onlar çok sevdiler, aldılar şarkılarımı. Bayağı. Şaka yapmıyorum. Bayağı aldılar şarkı. Ay Songül dediler bunlar çok güzel filan. Ama şarkılar da zaten benim 15 yaşında yazdığım, 9 yaşından beri işte yazdığım şeyler var. Uh-huh. Onlar da zaten biraz ölüm, aşk, hapishane. 9 yaşından beri yazdım. Evet yani öyle şeyler. Belli ki hani neden bilmiyorum. Hani hakkımda ne düşündüğümü de bilmiyorum ben de ama bilmiyorum. Gerçekleri söylüyorum şu anda. Anladım. Yani ayrı anne babanın çocuğuyum. Belli ki çok empati duymuşum hani annemle, onun acılarıyla, onun şeyiyle. Hani o yüzden de böyle meslekler seçiyoruz zaten. Evet. Yani empatisi yüksek meslekler seçiyoruz. Evet, duygularını ifade edebileceğin alanlara ihtiyacın. Çünkü aşık hiç olmamıştım daha. Yani aşk 9 yaşında falan olduysan zaten bunu oturup konuşmamız lazımdı son gün. 15 yaşında da yani hiç öyle bir şey hatırlamıyorum. Bana ait değil gibi. Zaten ses duyuyordum yani müzikle duyuyordum. Ya. Evet. Aa tövbe estağfurullah iyi saatte olsun. Şimdi duyuyor musun? Zaman zaman. Sonra bıraktım. Neyi bıraktın? Duymayı. Aa şaka yapıyorsun. Şarkı yapmayı bırak. Tiyatrocu olunca zaten onlar bahsetmese onlar çekmeceden hiç çıkmayacak. Aklının köşesinden geçmez benim. Gülelim diye söyledim. Ha esas komik. Niye gülelim? Komik değil çünkü bu. Komik kısmını söylemeyi unuttuğumu fark ettim. Bu tuhaf bir şey var. Gülmüyoruz yani. Komikti bu çünkü. Komik kısmı şu. Büyük ablam 10 yaş var aramızda onunla. O kadar çok benim yaptığı, ay bu çocuk çok farklı çocuk, çok şey çocuk falan böyle abla hassasiyetiyle yazdıklarımı notere gidip onaylamıştı. Komik kısmı burası. Ben de bunu anlatmak için hani ya, kuzguna yavrusu Şahin görünür. Normal ablamın böyle bir şey yapması. Evet ama bunun aklına gelmesi... Çok tuhaf değil mi? Gerçekten. Onu aradım sonra dedim ki ya biliyor musun Sultan Hanım, Derya ile Dilek böyle dediler falan. Biliyordun. Vallahi buradan da çok kendisine oynuyor. Sevgilerimizi gönderelim Sultan ablaya. Tasdikli ben... parçalarım var. Kimse çalamaz.
görmedim. Seni hala seven benim, yollarına bakan benim. Bir gün olsun unutmadım sen, bilmedim. Estetik, dolgu, botoks geçmişini rica edebilir miyiz? Hemen başlayayım. Üniversite 3. sınıftayken burnum kemikliydi ve diyordum ki herkese nefes alamıyorum. Nefes alamıyorum ve bunu yaptırmam lazım. Kendimi de inandırmıştım. Şimdi nefes alamıyorum esas. Gerçekten. Ve hiç kimse izin vermedi. Zaten yani kim izin verecek? Evet, biraz hiç erken. Kimse izin vermedi. Para biriktirdim ama nasıl inandırdım herkesi, yani böyle işte nefes alamıyorum, başım ağrıyor falan diye. Ondan sonra paramın yettiği doktora ameliyat oldum. Aa. Ve o iyi bir şey olmadı. Biraz daha biriktirseydim şey olurdu. Yani 20 yaşında üniversiteyi bitirdiğini düşünürsek çok korkunçtu oldukça küçük. Yani yapmaması gerekiyor zaten, yani böyle bir şeye girmemesi gerekiyor. Sen muhtemelen kasaba gittin doktor diye. Yani bütün kıkır, yani sonraki doktor şunu dedi, kıkırdakları almış. O tıbbi terimde bir şeymiş onun adı. Ve böyle yassılaşan bir şey yani burun.
Ve üzerine iki kere deviyasyon ameliyatı olmak zorunda kaldım. Çünkü kulaktan kıkırda kalıp taktılar. Hakikaten hani buradan sosyal mesaj vermek istemiyorum. Hani gençlere, bunu düşünenlere ama hakikaten bunun içine yaptırsalar bile düşün. Ben o kadar büyük bir azabını çektim ki bunun hakikaten. Hani kulaktan kıkırda kaldılar, taktılar. Bir prova esnasında o yine zedelendi. Bu sefer bir şey kıkırdak buldular, getirdiler. Hani artık bir gençlik hatası yani böyle saçma sapan bir şeyim oldu. Şu anda nefes alamıyorum ama hayatıma devam ediyorum. Bizim yapabileceğimiz bir şey var. Kadın nefes alamıyor. Ben yapacağımı yaptım kendime. Yani yeterli bir cevap. Evet. Diğerlerinde de mesela bir şöyle bir şey oldu. Botoks'u da, o da komik bir hikaye. Bir tane reklam çekiyoruz. Araplara hı-hı, çok setup'ı olan bir reklam. Hı-hı. Kadın pedi reklamıydı. İşte koşuyorum hiçbir şey olmuyor. Yürüyorum hiçbir şey olmuyor. Geziyorum hı-hı, falan. Hani çok setup'ı olan evet, bir ata binmeli falan. Ve o dönemde de bir arkadaşım demişti ki ben kocaman gülen biriyim ve gülünce buraları kırışan biriyim. Ve şeytana uyup oralara ya bu çok güzel olur filan ve gerçekten şeytana uyup şeytan olmak. Hani tam öyle bir şey. Yani gülüşüm bozulduğu için hiç gülmek istemedim. Reklam çekiminde de yönetmen diyor ki o zaman Kıvanç Baroönü'ydü. Burada yalnız gülelim diyor. Ben de diyorum ki gayet entelek. Hayır ben burada gülmenin doğru olduğunu düşünüyorum. Bence burada gülmeye hiç gerek yok yani. Bu son derece. Hayır azıcık bir şey yapma ama çok saçma. Yani ben çünkü onu zaten veriyorum şeyimde falan diye böyle. Böyle bir şey almıştım. Tüm işlerim arasında en severek oynadığım karakter buydu dediğin hangisi? Çok eğlendiğim için Umutsuz Ev Kadınları. Çünkü çok doğaçlama yapıyordum. Merve Girgin çok sevdiğim evet, bir yönetmen ve çok o alanı açıyordu, izin veriyordu bana. O dizinin içinde kız kardeşim var, annem var, teyzemin kızları var. Yani çok fazla doğaçlama var o işin içinde mesela. Allah Allah. O sebeple de çok keyif aldım. Uyarlama işte, olmasına evet, rağmen evet, yani. Ama uyarlama bir bu kültüre adaptasyon olduğu evet, için şeye çok evet, uygun. Evet. Yani mesela şöyle bir şey söyleyeyim. Oradaki benim oynadığım karakter daha flörtöz ama bizde mesela bir kere evlenmiş, boşanmış ve mahalle baskısı var. Beğendiği adam eve girdiğinde böyle hoş geldin deyip şey yapıyor, terlik çıkarıyor böyle. Bak çok bizim kültürel. Terlik çıkarıyor, sıfır, yeni kimse giymedi diyor. Yani başka hiç kimse gelmedi. Yani bu kültüre, başka bir kültürde bunu anlatamazsın. Hani baba terliği verip sıfır, yeni kimse giymedi. Peki gizli bir zevk alarak magazin takip ediyor musun yoksa hiç işim olmaz mı diyorsun? Ne gizli zevk alıyorum ne hiç işim olmaz diyorum. Çünkü zaten maruz kalıyorsun yani hı-hı, şeyde sosyal medyada önüne hı-hı, düşüyor zaten. Düzeyli magazin seviyorum. Güzelim. Şöyle, yani biri hakkında yurt dışında da Türkiye'de de merak ettiğin bir şeyi biraz daha kişisel bir şeyini öğrenmek isteyebilirsin ama dedikodu hani dedi ve kodu kısmında hani denenin üstüne bir şey konması kısmında ne no, onu sevmiyorum. Bugüne dair yaptığına pişman olduğum en büyük hatam dediğim bir şey var mı? Yok ya. Yok. Yani mesela burun hikayesi belki çok evet beni çok yoran, çok üzen bir şeydir mesela. Peki Türkiye'den ve dünyadan başka hiçbir oyuncu kalmasa bile her rolü bu insanlar oynasa sıkılmam diyebileceğin 3 isim verebilir misin? Vermem. Teşekkür sıkılırım, ederim. Her rolü niye oynasın aynı 3 kişi? Aynen. Bence de öyle. Çok sevdiğim oyuncu. Çok sevdiğim aktörler ama her rolü değil ya. Çeşitlilik güzeldir. Öyle 3 oyuncu söyleyemem. Bayıldığım en sevdiğin insanlar var canım. Yani, kim var mesela? Mesela Marlon Brando'yu aşırı seviyorum. Allah rahmet eylesin. Yani Javier Bardem'i çok seviyorum. Çünkü bak neden biliyor musun? Fizyolojik şeyler de giriyor. Tamam yelpazesi çok geniş olabilir oyuncunun ama hı hı, bu saydığım aktörler de öyle. Yelpazesi çok geniş. Fazla renkli oyuncular. Ama paletlerinde bu kadar çok boya olmasına rağmen bir de fizyoloji denen şey var. Tamam Marlon Brando kendini çok dönüştürüyor. Diğeri kendini çok dönüştürüyor ama çeşitlilik güzeldir. Öyle 3 bir isim söyleyemeyeceğim. Peki sektör içinde erkek oyuncularla kadın oyuncular arasındaki bu farklı muamele konusuna nasıl bakıyorsun? Ben böyle bir şeyle karşılaşmadım. Hı-hı. Karşılaşmamak için ama ben mücadele eden bir oyuncuyum. Hı-hı. Yani ben ne para konusunda ne başka konularda ne verilen haklar konusunda hiçbir zaman çünkü ben de orada icra ettiğim şey benim yeteneğim, mesleğim, saygım neyse o içine hı-hı, ne koyarsanız onunki de o. Bana birinin bunu izah etmesi lazım. Hı. Yani bunu yapımcının izah etmesi, bu çok ikna edilecek bir şey değil. Hiç böyle bir şeyle çok şükür çalıştığım insanlarla karşılaşmadım.
Ama bunun mücadelesini veriyoruz. Bunu duyuyoruz, biliyoruz. Bugüne kadar içinde yer aldığın ama izledikten sonra yani bu da bok gibi bir şey olmuş kardeşim dediğin bir işin oldu mu? Ha, içinde olup. Evet. Evet. Oldu. Evet. Hangisi? Zaten biliyorsunuzdur herhalde. Siz de seyircisiniz yani. Yok. Demeyeceğim. Yani. Demeye gerek yok çünkü. Evet, evet. Var. Var. Fake hesabın ve gizli gizli takip ettiğin insanlar var mı? Fake hesabım yok. Gizli gizli ne demek? Yani... Gizli gizli ne mi demek? Hayır hayır. Gizli gizli o açık da şu mu yani? Yani işte onunla ilgili bir şeyleri takip ettiğin... Açık açık bakıyorum. Ha, hiç ya, mesela... İşte bir yazara, bir oyuncuya merak ettiğim bir şey, bir şeyde bir şey nasıl bir acaba deyip böyle hani... Hesaplarına bakıyorsun. Evet. Yani araştırmacı bir yan bu. Evet. IMDb sayfandaki profil fotoğrafını görmemiş olma ihtimalin var mı? Yoksa o fotoğrafa okey misin? Fotoğrafı göreyim. Fotoğrafı gösterelim. Bence fotoğraftaki kişi de okey değil ona. Fotoğraftaki kim? Fotoğraftaki benim evet. Ama o duygu hali okey değil. Ben hiç değilim. Ama konuya uygun yani. Sanki bir pandemi hissetmiş. Ona yapma gözünü sevindim. Allah bilir ne zaman konulmuş fotoğraf. Bugüne kadar sosyal medyadan aldığın en aptalca yorum neydi? Yani bazen aptalca demeyeyim de çöpünü dökmeye geliyor ya insanlar. Ha. Ay ne kadar şimdi güzel tarif ettin. Ha? Ya. Çöpünü dökmeye geliyor. Çöpünü dökmeye geliyor insanlar ve o zaman bir irkiliyorum hani sinirlenmek de diye cezasını vermek zaten engelliyorsun. Hani cezası oysa zaten onu yapıyorsun. Çünkü artık yani zaten hayat bu kadar zorken, zaten bu kadar çetrefilliyken ben de birinin çöpü, kendi çöpüm var zaten. Ben onu hazmetmeye zor çalışıyorum hani. Evet. Bir de kalkıp başkasının çöpünü hani mutlaka vardır bir background'ı, mutlaka onun bir psikolojisi var. Bir filmde olsa ya Allah'ım ya çok üzüldü hani empati kurarım. Ama bu normal hayatta bunu da yapmak istemiyorum artık hakikaten. Bir tek onları aptalca buluyorum. Yani kendilerine yaptıkları da aptalca. Hani bu kadar negatif bir yerden bakmak, bu kadar mikroskopla bakıp açık bulmaya çalışmak acılı bir hayat olmalı bence. Hiç birilerinin gazına gelip benlerini aldırmayı falan düşündüğün oldu mu? Yok, öyle delileşmedim ama ilk başladığımda mesleğe çok da ünlü bir yönetmen bir sinema filmi için görüşmeye almıştı beni ve dedi ki üst benin çok güzel ama alt benini aldırabilirsin. Allah'tan dinlemedim yani. Neden? Allah yani Allah. Çok saçma değil mi hakikaten? Ona neymiş abi? Evet. Allah'tan hiç öyle bir şey yapmadım. Filmde oynadın mı? Hayır. Değil. Düşünsene beni alıyorsun. Filmde de oynamıyorsun. Film de çok kötü oldu. Gerçekten. Vallahi billahi. Yani öngörüsü doğru değilmiş. Bugüne dek içine yanlışlıkla sürüklendiğin bir polemik ya da yanlış anlaşıldığını düşündüğün bir tartışma oldu mu? Oldu. Olmuştur ama şu mesleki olarak şunu hatırlıyorum. Telefonla aradı bir kadın ve dedi ki Songül Hanım size bir soru soracağım. Gazetesinin adını söyledi. Dedim ki lütfen basın danışmanını arar mısınız hani ona sor. Songül Hanım ne olur ya kültür sorusu soracağız. Yani edebiyat sayfasına soracağız. Ya lütfen ama lütfen ya o çok uzuyor. İşte hangi şairleri seversiniz? Ha basit yani tamam hani bir şeye sürüklenmeyeceğim orada. Evet. İşte Cemal Süreya Edipçi hatırlamıyorum geçmiş gün falan. Sonra asla kültür sayfasında değil, bir magazin haberi olarak başka bir aktrisle ilgili ve hiç karşılaşmadığım, tanımadığım, tanınan bir aktrisle ilgili, hani yakınlığım olmayan, işte bilmem kimin Cemal Süreya'yı beğenmemesine Songül Öden'den büyük tepki. Oo, PR'cim dedi ki, beter ol. Ben demiyor muyum dedi, cevap verme diye sana. Cevap verme demiyor. Ay dedim ki, o gün bugündür. Ne oldu? Ay. Hiç reddettiğin ama sonrasında yer gök yıkan bir iş oldu mu? Aa, tutan olmuştur. Hani aha. Ekmek yiyen ama yer gök yıkmadı. Hala okumadığın ya da izlemediğin için utançtan öldüğün film, kitap falan filan. Cin Ali serisi. Cin Ali'si hala okumadın İlk mı? İlkokul birinci sınıfta sınıfta kalmıştım ve hiç sevmiyordum o zaman. Şaka yapıyorsun. Valla okumadım. Aa, sonra ne oldu da kitap, defter, yazıya düştü? Ya birinci sınıfta kalınca tepki herhalde bir tepki olarak. Tepkiye bak. Yani okumadım. Nefret ettim Cin Ali serisinden. Aa çok güzel. Utanmalı mıyım bilmiyorum. Hayır, utanmıyorum. Hayır Cin Ali'den niye utanacağım? O zaman utanıyordum. Gerçekten. Ya birinci sınıfta sınıfta kaldım. Birinci sınıfta sınıfta kalınmaz Songül. Seni bırakmışlardır. Aslında evet şöyle bunu da madem anlatayım o zaman. Ben disleksi olduğumu çok ilerleyen yaşlarda öğrendim. Şimdi zaten disleksi olan birinin adaptasyon sorunu oluyor. Çünkü başka türlü bir öğrenme kabiliyeti geliştirilmesi gerekiyor eğitim sisteminin. Ay. Ama o da olmadığı için mesela ben hala bile öyle okurken böyle
elimi koyarım şeye. Tabii, çok ama... gidip koyarım ve o zaman müfettiş gelmişti şeye sınıfa ve benim ilkokul öğretmenim, hatırlıyor musun? Müfettişler gelirdi hatırlamaz aniden. Hatırlamaz mıyım ya? Herkes birden toparlanırdı falan. İlkokul öğretmenime kızmıştı neden eliyle okuyor diye. O da bana çok kızmıştı. Ne bilsin, disleksi falan. Kızar mı insan? Yani kızmaz tabii de. Sana ve, kızmasaydı evet, iyiydi. Evet, Cin Ali ondan yani. Herhalde. Sarhoşken attığın, uyanınca kafama sıçayım dediğin bir mesaj oldu mu? Ya çok havalı bir şey söylemek isterdim. Ama ben çay içen tiplerdenim. Evet. Çay içip kafam hep iyi benim. O da oldukça havalı oldu. Bir de evet, bir de bir şeyi böyle atıp pişman olmam ben ya. Onu... Zaten atıyorsam... Evet, aynen. Hiç onunla ilgilenmem evet. bile diyorsun. Evet. Hoşuna giden bir projede hiç o bu insan varsa ben o zaman hiç olmayayım abi dediğin oldu mu? Oldu. Oldu. Kim? Şaka şaka. Ona Meltem'e bakmama gerek bile yok. Kendi özgür irademle söylemeyebilirim. Yani o da şundan, yani bir yapımcıya falan o varsa ben yok gibi asla onu demem zaten. Sen reddettin direkt. Evet. Meltem'e. Yani benim için çünkü çok klasik aile gibi olduk falan değil de... Ama gerçekten arkadaş olacağın, asgari müşterekte saygılı ve sevgili davranmak... Ben işimi yaparken çok keyif alan bir tipim. Hı hı. Dolayısıyla da... öyle olmayan insanlarla bir şey istemiyorum. Mesela kolektif bir alanda olmak istemiyorum. O bana daha çok yük şey zaten, veriyor, yük canım. Veriyor. Bir de onu istemiyorum. Evet. İş yapmaya aynen, uçuyorsun. Aynen. Hiç Instagram'da stalk yaparken yanlışlıkla like ettiğin birileri oldu mu? Yani olmuşsa da özür dilerim ben o kadar şeyim ki. Özür dilerim mi? Şey. Bence onlar özür dilesin. Twitter'da oldu ama. Yani şöyle Twitter'da çok kızdığım bir şey yaptığımı gördüm. Sonra özel Songül Hanım neden öyle bir şey yaptınız? Çok yadırgadım falan deyip böyle bana öyle fark etti. Yani, sonra uyandın mevzuya. Yani, hani, ya bir de o kadar şey ki an meselesi yani bir şey yanlışlıkla evet. like etmen. O kadar yani, parmağımı dokunduğum anda like'ladım. Bitti yani aynen. Gitti. O kadar da şey değil. Yapmışımdır. Evet. Hiç yıllarca gözünde büyüttüğün ama tanışınca fıs çıkan bir ünlü oldu. Oldu. Sahip olduğun en havalı arkadaş kim? Ay bunu da söylersen bunda ne biçim çocukluğu varmış diyeceksiniz diye çok korkuyorum. Ne var bir ne kadar çocukluğunda bir problem yok. 15 yaşında öyle şarkılar filan. Ya benim 4-5 yaşlarımda... Hayalet arkadaş falan dersen burada... Bir tane melek vardı yani. Yani bir tane meleğin benim arkadaşım olduğunu düşünüyordum ama bu çok normalmiş. Oldukça havalı. Yani bir melek arkadaşım. Bence havalı yani. Tabii çok ki havalı. Çok havalı değil mi yani? Bak tabii. Senin var mı? Benim yok. Tamam, ben yeterince çünkü havalı. Kırmızı ufak haplar içiyorum. O yüzden benim yok. Vardı, hap verdim. Bana vermediler. Şey, bana normal dediler. May benimkilerden getirsin lütfen. Çünkü daha program var. Melek gelir falan başımız ağrımız. Daha gelmiyor. En son 4-5 yaşında vedalaştım. 4-5 yaşında vedalaştım. Evet. Ha, ama en havalı arkadaş olarak iyi seçim. Bence öyle. Bugüne dek karşında oynayan bir oyuncuya yaptığın en büyük pislik neydi? Ben pislik yaparım. Nasıl? Şöyle oynarken oyununu bozmam. Çünkü o Allah korusun ben en güzel oyunumu oynamıştım. Ne yaptın derse aman Allah aman abi. Ama ben çok şaka yaparım. Yani... Müthiş. Çok şaka yapmayı çok severim. Kıvanç Tatlıtuğ'a yaptım mesela. Ne yaptın? Gümüş dizisi yapıyoruz. O bizim her şeyi öğrendiğimiz okulumuz yani. Çok küçüktük ve 3 sene sürdü, 100 bölüm sürdü filan. Ona şöyle yaptım. 18 saat filan çalışıyorduk o zaman. Gerçekten 18 saat. 20 saat bile çalıştığımız olmuştur o zamanlar. Çok fenaydı. Ve bir bölüm biterken öteki bölümün senaryosu gelip böyle arabada okuduğumuz, sette okuduğumuz zamanlar olmuştu o zaman. Ve... ben de arabada okudum senaryoyu, sete gittim. Kıvanç duruyor şeyde, dedim ki Kıvanç okudun mu senaryoyu? Senaryodaki bir şeyle ilgili bir şey soracaktım ona. Okudum dedi ama o kadar zaten çok şeffaf bir tiptir Kıvanç. Yalan attığını gördüm. Yalan söyledi. Ve ben onu görünce artık... Eyvah, ne yaptın? Benim bir de aniden gelir öyle. Ya dedim çok sinirliyim ben. Niye dedi? Okudum dedin ya, aa evet ben de dedi. Dedim ki... Müthiş. Ya dedim bu mevsimde boğaza elle tutuşup kıyafetlerle atlamak nedir dedim ya. Ayıp değil mi dedim bu. Kemal konuşalım dedi. O şey Abut Efendi Yalısı'nda çekilirdi böyle üst kattaydı Kemal açıveriyor filan. Rahmetli Allah rahmet eylesin. Çıktık yukarıya ama benim dalağım çok düşük olduğu için yolda gülmeye başladım.
Yolda bozdum. Hani gidip de Kemal kısmına daha bayağı gelmeden ama. Bayağı soracaktınız ya. Ya adam böyle başından atmak için bu tavukunu falan yapıp canını almışsın. Ya zaten o kadar şeydi ki hani vakit yok. O kadar normal ki aslında. Evet. Yazık o da şeyden hani ayıp olmasın diye bir köşede okurum herhalde falan deyip okudum dedi. Ve geri dönemedi ondan sonra. Ay Allah. Hanımlar beyler sizce Songül Hanım dürüst müydü? Evet. Vallahi. Yaşasın. Az önce şeyden bahsettik ya, sosyal medyada senin özel bir durumun var diye. Yani gerçekten özel bir durumun var. Yani hakkında iyi şeyler söylenen çok oyuncumuz var. Tanıdığımız, ettiğimiz, takip ettiğimiz. Ama aynı şekilde de neredeyse benzer oranda da kötü şeylerle de karşılaşabiliyoruz, evet, onlarla ilgili. Sende çok az, özellikle oyunculuğuna dair iltifattan geçilmiyor. Sosyal medya, dijital ortamlar. Okuyor musun sen eksi sözlük falan? Ve bu... Bazen okuyorum, evet. Okuyorum. Nasıl hissediyorsun bununla ilgili? Sen farkındasın değil mi bunu? Seviniyorum. Evet. İyi hissediyorum kendimi. Yani çok güzel. Yaptığın şeyin karşı tarafa geçmesi ve takdir görmesi iyi bir şey. İnsana, evet, iyi gelen bir şey. Sana böyle durup dururken ateş etmiyor olmalarının ya da çöpünü senin önüne dökmüyor olmalarının özel bir nedeni var mı sence? Sen bunu çünkü... sen yapmışsın gibi görünüyor bu. Bilmiyorum. Hakikaten bilmiyorum ne olduğunu. Okay. Evet. Yani bilmiyorum. O kadar düşündüm, da güzel. Düşündüm, bulabilir miyim? Bilmiyorum diyor ki yani. Çünkü bilmiyor yani, net. Irkçılık hakkında günlerdir konuşuyoruz. Bu Amerika'daki durum hakkında herkes bir şeyler paylaşıyor. Senin bununla ilgili yaptığın paylaşımda oldukça etkileyiciydi. Şimdi şurada burada bir yerlerde gösteriyoruz onu şu an. Sen de pek çoğumuz gibi sahip olduğun etnik köken ya da başka bir konuda ayrımcılığa uğruyor musun? Uğradın mı? Bununla uğradıysan ya da uğruyorsan buna nasıl baş ediyorsun? Tabii ki uğruyorum. Herkes gibi. Yani aslında hiç hepimizin hikayesi aynı. Kimsenin kim, kadın olarak, etnik köken olarak herkes benzer durumlarla karşı karşıya kalıyor. İnsanın kendi mensubiyetinden birine destek çıkması çok kolay. Evet. Çok kolay. Kendine benzeyen biriyle destek çıkması çok kolay. İş kendine benzemeyen birine tahammül göstermek, neyse o. Hı hı. Ve orada insani olarak bir şey söyleyebilmek. Yoksa diğeri beni hiç enterese etmiyor. Hiç enterese etmiyor. Yani bir doğanın içinde ağaç, yanına biten mantara sen defol git oradan ya, ne işin var burada demiyor. Ya da ona böyle bir sarmaşık sarılmış ona. Hani doğal seleksiyonda. Ya sen de benim üstümde yani bu çirkin çelimsiz şeyinle, rengine bak zaten soluk yeşil demiyor yani. Ha. Ama biz diyoruz ya, kediye kara kedi uğursuzluk getirir diyor. Kargaya gözünü oyar diyor. Yani hani doğadaki her şeyi de lanetlemek üzerine bu sevgisizlik nedir ya? Ve garip olanı şu, insanlar hipermetroplar, uzağı çok iyi görüyorlar. Amerika'da vay filan. Peki yakınındaki? Yakınındakini gör. Esas mesele bu. Yani... Biz kimlikleri sonradan oluşturuyoruz. Ama benlik olduğumuzu her zaman unutuyoruz. Yani biz bir, yani nereli olduğumuzu biz seçmiyoruz. Hangi cinsiyette geleceğimizi biz seçmiyoruz. Hangi aileye geleceğimizi biz seçmiyoruz. Ama benliğimiz, kim olacağımızı, nasıl bir hayat seçeceğimizi biz seçiyoruz. Yani ben o kadar üzülüyorum ki hakikaten. Hani birisi öldüğünde, dünyada öyle, sadece Türkiye'deki dil böyle değil, nereliymiş? Yani ölenin nereli olduğunu sormadığımızda bence dünya çok güzel bir yer olacak. Bunu alkışlamayacak mısın? Ağlıyor musun? Gözler dolu dolu sevgili izleyenler. Ya Songül, sen bir de tabii bu kadar yağ gibi söylemek istediğini tanımlıyor olmanı Birleşmiş Milletler de boş bırakmamış. Sen Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Türkiye sözcüsüsün. Evet. Ne yapıyorsunuz? Nüfus Fonu ne? 2008'den beri yapıyoruz. Azra Akın'la birlikte uzun seneler, hı-hı, yaptık. Sonra bize Ediz Görgülü katıldı. Aa. Çok yeni Hazalkaya katıldı. Aa, süper. 4 kişiyiz şu anda. Önce bizi bilgilendirdiler. Neler oluyor? Yani her sene gidiyoruz. Biz istatistiklerden bilmem neye kadar bilgileniyoruz. Okullara gidiyoruz. Mülteci kamplarına gidiyoruz. Mevsimlik tarım işçileriyle çalışma yapıyoruz. Sahada, orada. Mesela çok yeni olan bir şey. Bir örnek vereyim ki belki daha sarih, hı-hı, anlaşılır. Bu telefon numaraları verdim. Yakın bir ay falan oluyordur. Hani çünkü evde kalan, pandemi döneminde evde kalan kadınların başı çok derde girdi.
Yani yalnız değilsiniz işte şu numara, şu numara. Birleşmiş Milletler'in verdiği işte Aile Bakanlığı'nın, işte jandarmanın filan. Birisi bana özelden dedi ki Songül Hanım biz arıyoruz hiçbir şey olacağını zannetmiyorum filan. O kadar üzüldüm ki Birleşmiş Milletler'e mesajını yolladım. Çünkü çocuğu pandemi sırasında işte boşanmaya çalışıyormuş. Hukukta durunca boşanamamıştı. Şiddet gören bir kadınmış. Çocuğu da Antalya'ya babasının yanına gitmiş. Fakat o da yaş sınırı 12 yaşında olduğu için 20 yaşının altındakilerin sokağa çıkma yasayla o kadar talihsiz ki ve maddi sıkıntılar çekiyor filan. Hemen Birleşmiş Milletler takip ettiler. Yönlendirdiler. İzin çıkarıldı kaymakamlıktan. Gitti çocuğunu aldı. Bir işe yönlendirdiler onu. Yani şimdi bu küçük geliyor gibi görünebilir size bir kişi. Ama benim için mesela bu pandemi döneminde bana böyle 2-3 hafta öyle büyük bir umut oldu ki yani birine dokunuyor olmak. Songül herkes bir kişinin hayatını evet. böyle kurtarmak. Buna benzer çok şey var. Gibi. Hani gerçekten mülteciler konusunda mesela bu en çok gündem oydu. Yani kadına şiddet konusunda çalışıyorduk ama mülteciler ve mevsimlik tarım işçileri. Onların yaşadığı zorluklar filan. Bunları çözüm bulmaya çalışıyorsunuz evet, aynen. hep Aha. beraber. Ve bunları ya biz tanınmış kişiler olduğumuz için de Hı-hı. yapılanları ve sıkıntıları anlatmak üzerine. Yani daha görünür olduğumuz için Hı-hı. bunları evet. anlatmak üzerine. Yani toplumun empatisi kurması üzerine. Çünkü mesela mülteci problemi olduğunda çok insan şey yaptı. İşte geldiler bizim işimizi aldılar. Songül Hanım niye onları koruyorsunuz? Nargile içiyorlar bilmem ne. Böyle bir bizim toplumumuzun da bir infiali oldu. Evet. Fakat yani hep işte o dili kurmak önemli. Biz de gittik Almanya'ya, Danimarka'ya 1960'larda. Bizim ülkemizdeki insanlar İstanbul'u falan görmeden Konya'dan, Kayseri'den gittiler ve inanılmaz zorluklar yaşadılar. Hı-hı. O insanlara ben yeni öğrendim bunu. Belli semtlerde kalmak üzere şeylerine yazıyorlarmış. Biliyor muydun bunu sen? Yok. Pasaportlarına. Giden. Şu semtlerde kalabilir. Bu semt ne kadar korkunç bir şey. Şimdi bak Kreuzberg'e gittiğinde her yer Türkçe şeylerle dolu. Kendi haklarını aldılar. İkinci, üçüncü kuşak Almanlarla, demokratik Almanlarla yürüdüler. Ve onlara kendi ekonomisini Almanya tamamladığında dedi ki onlara biz size 10 bin mark vereceğiz. Gidin memleketlerinize. Hepsi ayağa kalktı. İkinci, üçüncü. Bir dakika ya bizim çocuklarımız oldu ve Almanlar da yürüdüler onlarla. Ya böyle insanlar ya başkalarıyla... İşte bizim salgında da şimdi deseler ki 3 ülkede hiç salgın olmayacak ama diğer ülkelerde 5 sene sürecek. Yığılma olur mu olmaz mı o ülkelerde? Olur. Çok açık olur. Bunun bir süresi var mı? Yani işte şu kadar şu, bu işte. Memnunlar bizden yani memnunuz birbirimizden. Hı-hı. Dolayısıyla çalışmaya ben büyük bir zevkle çalışıyorum. Hilal Hayal'de de mesela çok hani bu yaptığımız 7 kadının kolektif bir yazım grubuydu Hilal Hayal. 7 kadının hikayesi. Sağdaki hikayelerdir birçoğu. Pandemi sonrası tatile kimle gitmek acaba hoş yaşasın, olur yaşasın. Konulu bir şeyimiz var. Tom Cruise mu tatil için sizin seçiminiz olur yoksa Daniel Craig mi? Daniel Craig'in bu hali mi? Bu hali olmasa onu seçe. Bu hali değil ya. Bu çok korkutucu. Evet. Tatile gidiyoruz. Ne tatile, yapıyoruz evet, ki? Tatile evet yani. Giyin üstüne bir şeyler al. Tom Cruise. Çok daha ciddi. Çok daha şey. Evet. En azından iki kelime konuşurmuş gibi ama asıl evet. maymun olan da budur. Bu. İnanılmaz. Hep öyledir ya. Peki Tom Cruise mu yoksa Johnny Depp mi? Johnny Depp. Johnny Depp. Tabii, tabii neden? Ki. Çünkü bizim jenerasyonla bu sorunun cevabı Johnny Depp'tir. Evet. Johnny Depp. Johnny Depp mi? Ryan Reynolds mı? Johnny Depp. Johnny Depp neden? Johnny Depp çünkü. Songül'cüğüm Johnny Depp neden? Johnny Depp denir mi? Yani uygun cevap mı nedeni? Ryan Reynolds'ı düşündün ama. Evet düşündüm onu da ama Johnny Depp yani. Anladım, okay. Bak işi ne diyor. Peki Johnny Depp mi yoksa Şükrü Özyıldız mı? Şükrü çok tatlı ama Johnny Depp. Johnny Depp mi yoksa Hazal Kaya mı? Hazal Kaya ile her sene tatile çıkıyoruz bu Ağustos'ta. Fikret Ali'yi yedip tatile çıkacağımız bilgisi varken tabii ki Johnny Depp. Yok alamadık Johnny Depp'in elinden alamadık abi. Peki Johnny Depp mi Orhan Pamuk mu? Johnny Depp ya. Johnny Depp. Johnny Depp mi Ricky Gervais mi? Ricky Gervais. Ha neden?
Çok zeki, çok ofansif, mizahı çok güzel yapıyor. Bilmiyorum, çok, o yani. Öyle daha eğlencelidir. Ben de dil hakimiyetine hayranım, evet. Adamın. Keşke Türkçe bilseydi. Evet. Çok hakikaten isterdim. Ya. Vallahi yani. Bak şimdi bir hayal ettim de. Acayip bir şey olabilirdi. Çok yani. Acayip olurdu. Peki Ricky Gervais mi yoksa Uğur Polat mı? Ricky. Ricky. O Uğur'u çok severim ama Ricky. Aynen. Peki Ricky mi, Özge Özpirinççi mi? Özge çok tatlısın ama Ricky ya. Oo, anladım. Yani peki Ricky mi, burada patlayacağına eminim, Benedict Cumberbatch mi? Ricky. Oo, gerçekten. Çok zeki, çok evet. Keyif alıyorum onu izlemekten. Çok haklısın. Dünyaya bakışı, yaptığı işi çok incelikli yapıyor. Herkes özeniyor yaptığı evet. Şeye, ofansif mizaha ama... Olmuyor. O kadar olmuyor yani. Demeyeyim ama o onu çok iyi yapıyor diyebilirim. Evet hani. Evet. Çok yani, iyi yapıyor. Ben de daha başka bir tonu olduğunu evet. Düşünüyorum açıkçası. Peki Ricky Gervais mi, Ezel Akay mı? Ricky. Ricky Gervais mi, Ceyda Düvenci mi? Hayır. Ceyda ile de tatile çıkıyoruz. O zaman. Pazarlarla gelen tatilde onlar çok çombalak varlar. Tabii ki Ricky. Ricky Gervais mi, Özge Özder mi? Ricky, Özgeciğim. Özgeciğim Ricky. Sen de anlayışla karşılarsın. Ricky mi, Şükran Ovalı mı? Ay Şükran, onunla da yani o çok benim kız kardeşim gibi olduğu için evet. Tatile zaten gitme olasılığımız tatil. Çok yüksek. Anladım. Ricky mi, Hande Doğan Demir mi? Ricky. Hande de çok şükür değil mi? Ricky mi, İrem Sak mı? Ricky. İrem de çok komik bir kız evet. Ama Ricky daha komik. Ricky daha komik, evet. Ya inanılmaz. Bakın ilk defa o mu bu mu da bu kadar tutarlı giden bir yarışmacı. Ama çok sevdiğim biri çıktı. Evet. Yani başta yani çok sevdiğim onu biri çıktı. Onu da ben koydum değil mi oraya? Ağzıma tükürün. Peki Ricky mi, Steve Carell mı? Ricky. Ricky mi, Filiz Akın mı? Filiz Akın çok zarif bir kadın ama Ricky. Anladım. Ricky mi, Javier Bardem mi? Ay ya. Bak bunlar benim takıntılarım. Ya şunun tatlılığına bak ama. Tatlı bak, mı? Bak Allah çok. Ya Allah affetsin, atırsızı gibi bakıyor. Nesi çok tatlı yetenekli mı? Ya. Tamam, benim yani... yetenekli olan insana karşı bir zaafım olabilir. Ay, yani bende tip, başka bir şey, bilmem ne, yok kası var filan. Beni hiç ilgilendirmez. Beni yetenek, herhangi bir işte... Yetenek çok cezbediyor hakikaten. Yani birçok insanı öyledir diye tahmin ediyorum. Ben zaten şuraya kadar Ricky ile güzel bir yolculuk yaptım. Javier ya. O iş öyle değil ama Javier Bardem ile devam ediyoruz. Tamam. Javier Bardem mi yoksa Nebahat Şehre mi? Ricky'yi bıraktım. Evet. Nebahat Hanım çok hoş, zarif çok zarif hanım. Ama evet. Ricky'yi bıraktıktan sonra lafı olmaz. Kusura bakmasın. Evet. Peki Javier Bey mi, Jane Fonda mı? Çok komik bir kadın ama Javier. Tabii canım. Ricky'yi bırakmışım, ben acım var. Hanımlar beyler. Ne yapacağım ya? Songül Hanım Javier Bey'le gidiyor tatile gibi görünüyor. Karantina öncesi, daha doğrusu işte bu pandemi süreci öncesi. Hatta geçen sene başladığın Lal Hayal isimli evet. Bir oyunumuz var. Oyunun vardı. Tek kişilik. Yaldır yaldır oynadığın, çok da seyredenler tarafından beğenilen, muhtemelen de gelecek sezon bu kapılar açıldığı andan açılınca, itibaren evet. Yaldır yaldır oynayacağım bir oyun vardı. Ondan biraz bahsetmek istiyorum ben. Oyunun fikri nasıl çıktı? Çünkü ben yani hani sen anlat isterim ama tek başına 7 kadın karakteri oynuyorsun. ve bunun yazım sürecinden itibaren... projenin başındasın ve içindesin. Evet. Her şeye de dahilsin. Bence bu çok özel bir durum. Önce kaç sene önce oynamıştın sahnede bundan Lay Hayal'den? 3-4'e girecektin neredeyse. Bayağı evet. Da olmuş. Evet. Oyun aradım zaten. Yani oyun aradım. Nereden geldi bu fikir aklına? Az önce mülteciler ve sahadaki o hikayelerden çıkmış karakterler dedin evet. Zaten. Oyun aradık bir bayağı kendi çevremizde de işte 3 kişilik, 2 kişilik. Çünkü bir sürü oyuncu, bir sürü iyi oyuncu da televizyonda da çalışıyor. Hani evet. Kalabalık bir kadronun içinde daha güç oluyor. 2 kişilik, 3 kişilik oyunlara baktık filan. Sonra kadın hikayeleri hep oynanmış hikayeler, benzer hikayeler. Hani hı hı. Çok seviyorum Dario Fo'yu ama defalarca kez sahneye konulmuş hikayelerdi filan. Bu mülteci sürecinde de o kadar çok öyküyle karşılaştım ki İbrahim. Beni çok etkileyen başlarda bunu hep söylüyorum. Eve geliyordum sahadan.
İki gün falan uyuyordum. Hiç şaka yapmıyorum. O kadar üzülüyordum ki. Yani gerçekten uyuyordum yani bayağı ve sonra Birleşmiş Milletler'deki o arkadaşlar diyordu ki biz de öyleydik. Ama sonra bir parçası olup bir yerinden tuttuğunda farklı bir yere evrilecek senin için. Hı. Göreceksin falan diye. Sonra ya dedim biz de bunu yapalım. Bizim çok fazla hikayemiz var. Hani çok fazla ve bu sadece acıklı bir hikaye değil. Kadın hikayesi olunca trajik komik bir hikaye. Hı hı. Aslında. Bütün acılarda olduğu gibi yani. Benim böyle 4-5 tane kafamda kadın karakter vardı. Mesela birisi teyzemin kızıydı. Diyarbakırlı çok komik, şiveli konuşan bir şey. Derdi olan. İşte birisi 16 yaşında işte şeye uğramış, tacize uğramış bir kızdı. Biz onu şey yaptık. Aysel'in fikriydi. O çok iyi oldu. Alamancı yaptık. Daha evvel Alamancı şivesi. Şiveye yatkınlığım vardır ama Alamancı şivesi hiç çalışmamıştım daha önce. Ya. Rapçi bir Alamancı yaptık onu. Birbirlerine de hiç benzemesin istedik. Yani ne vücut formu olarak, ne şey olarak. Sonra ben boş zamanlarımda şey bir şeyler öğrenirim. Ata binmeyi, bilmem neyi, şunu. İşimizle ilgili bir şeyler. Bendir öğreniyordum o zaman. Kardeş Türküler'in Diler Özel'de. Hı. Diler de dedi ki ya dedi BGST'de dedi çok iyi bir yazar var Sevilay Saral. Feminist metinler yazıyor ve o kolektif iş yapıyor. Yani doğaçlamalı filan. Seni karşılaştırayım. Gerçekten çok kıymetli biri. Karşılaştık. Ne istiyorsun dedi. Ben derim ki Türkiye'nin 7 bölgesi gibi. Düşün bunu. Hiçbir renk birbirine benzemesin. Ama burada da vay erkekler bizi dövdü, erkekler böyle yaptı değil de kendimize de bir bakış açısı. Olana bir bakış açısı. Yani sadece erkek üzerinden değil. Yani kadın nasıl yetiştiriyor çocuğu? Ne oluyor yani? Bir kaynana nasıl davranıyor çocuğuna, şeyine, gelinine? Ya da bir okul müdürü sıra dışı olduğunu düşündüğü bir kıza nasıl davranıyor filan bilmem ne. Öyle 4-5 tane karakter de vardı aklımda. Onu anlattım. O süreç çok güzeldi. Hiç daha evvel deneyimlememiştim. Bizim evin salonunda doğaçlamalar yapıyoruz. İşte evdeki kostümleri tam evcilik gibi giyiyoruz, çıkarıyoruz. O doğaçlamalar kayıt ediliyor, yazılıyor. Tekrar buluştuğumuzda geliyor. Onlara bakıyoruz, onları tekrar ayıklıyoruz filan. Öyle bir süreçti. Ne kadar sürdü bu? Bir sene sürdü aşağıya. Ama benim ablam bir rahatsızlığı oldu o zaman. Bir kanser atlattı. Aa, geçti çok şükür. Olsun. Evet. O dönem böyle 3 ya da 4 ay durduğumuz, yani çalışamadım. Durduğumuz bir dönem var. O zaman diyebilirim ki hani bir 8 ay. 7 ay falan olabilir o süreç. Vallahi iyi. Yani bunu sürdürmüş olmak, bununla sebat etmiş olman da bence önemli bir şey. Yani çünkü sen de oldukça yoğun çalışan birisin. Evet, o zaman televizyon da vardı ama tabii biz yazım aşamasında yazdık. Yazarken de giyiyorsun şeyleri ama sonra çok kazıktı yani. Rap öğreneceksin, hip hop koşa koşa gidiyorum. Hakikaten ama gerçekten kaşınmak bu. Hiç yani yazınca kardeşim sen onların arasından çıkacaksın, sahneye sen çıkacaksın yani hani sen oynayacaksın. Onu o kadar atlamışım ki şey yapıp dans fabrikaya koşuyorum. Ömer'le Çisil bana hip hop çalıştırıyor falan. Onun vücut dili başka falan. Geliyorum orada Kürtçe ağıt öğretiyor şey Diler. İşte öteki tarafa gidiyorum o 65 yaşındaki bir kadın falan çok şeydi hani süreç. Peki oynarken nasıl hissediyordun? İyi. İyiydi mi? İyi şeyle farkını hiç düşünüyor musun? Yani sende öyle bir farkı var mı? Yani dizide ya da işte bir sinema filminde ya da tiyatroda oynuyor olmanın farklı hisleri var mı? Yani teknik olarak hepsinin tekniği farklı ve hepsi bana kalırsa bence yani aynı. Meslek. Yani. Meslek ve aynı. Çünkü hepsini oynamak ama ne keyif veriyor onu söyleyeyim. Mesela bir televizyon işinin içinde de şimdi hepimiz Netflix'te orada burada bir şeyler bu film abicim yani dediğimiz çok iş olmuyor mu? Yani o oynama güdüsü ama eğer çok iyi projelendirmişse bir iş televizyonda da olsa, sinemada da olsa, tiyatroda olsa kişinin kendisine müthiş bir haz veriyor. Tamamlanmamış işler. Yine oyunculuk yapıyorsun ama içinde senaryoda bir şey varsa, sen rolüne tam girememişsen, rejide bir şey varsa filan oradan çok keyif alamıyorsun. Ama benzer bir şey tiyatroda da başına gelebilir. Aynen. Aslına bakarsan. Tabii ama yine de. Ya ben bugün senin için de aynı şey söz konusu. Hı. Sen de iyi bir oyuncusun. Tiyatro geleneğinden gelmiş birisin. Ya bugün ben ne yapıyorsam, ne kadar para kazandıysam bunu ben tiyatroya borçluyum. Yani her zaman oraya borçluyum ve seyirciyle canlı bir iletişim de olmak biricik. Yani hani bir eserin bir
resmin işte birinci kopyası, ikinci kopyası. Bunda yok kopya. Evet. Birinci kopyası yani senin izlediğin birinci kopyası ve çok kıymetli, çok biricik. İcracı içinde, izleyen içinde. Evet. Songül, senin bir de o bu dizilerle ilgili başka bir durumun daha var. Bu Orta Doğu'ya bizim Türk dizileri satılmaya başlandığı dönem ve sen bayrak tutan ilk Orta Doğu'da ismi dönmeye başlayan oyuncumuzsun. Hatta 2018'de bak isme bak Orta Doğu'da Türk dizilerini ilk tanıtan ve sevdiren kadın oyuncu diye bir ödül almışsın. Bu muhteşem isim uzundu için yani. Ayrıca tebrik ediyorum. Altın Kelebek'te mi vermişler böyle bir şey? Altın Kelebek'te yok. Altın Kelebek başka bir şeydi. Bu Altın şey Kelebek'te ya. Değil mi? Bu Lübnan'daki değil mi? Ha, Lübnan'daki Lübnan. Bu. Ay, bunlar belki Lübnan. Çevirince bu kadar uzun görünmüştür. Olabilir. Bu Lübnan'daki. Neyse. Altın Kelebek'te de evet. Orta Doğu ödülleri 10 kişi falan aldı galiba. Onlardan biriydim ben. Onda o olabilir. O tanıtma bilmem ne. Okey. Yani. Hiç emin değilim isminden de uzun bir ismi vardı. Yani o dönem muhtemelen bu çok az kişinin başına gelen bir şeydi. Yani bu koca koca ülkelerde onların da en ünlü isimlerinin arasında ismin geçiyor falan. Bu evet. Heyecan verici miydi? Nasıl oldu? Şaşırtıcıydı çok. Yani çok şaşırtıcıydı İbrahim. Mesela ilk gittiğimizde bize hani böyle bir bilgi de yok bize. O işte Dubai'ye gideceksiniz falan denince gerçekten yani Meltem ta o günlerden bugünlere benimle. Böyle uçağın yanına bir araba yaklaşık bizi öyle alıp şey korumalar... Yürüyemiyoruz. O kadar şaşırmıştık ki. Yani bir dizi yaptık ve inanılmaz bir şeye gittik. Mesela Kahire Film Festivali en ilginçlerinden biri. Ve o festivalde Ömer Şerif daha sağ. Annemin lafı o daha sağ. ve şey işte Ömer Şerif, Susan Sarandon, Charlize Theron. Yani yok şeyde. Ve biz Kıvanç'la girince biz ikimiz daha yeni başındayız. Platform çöktü. Gerçek bir yıkılmadan bahsediyorum. Yıkıldı. Şey çullandılar insanlar ve onların da kim bunlar ya yani bunlar kim ya Charlize Theron'un merakına bak. Gerçekten yani çok ilginçti. İnanılmaz bir iltifattı ama şunu söyleyeceğim. Yapılan hiçbir işi hani bizde var ya televizyon canım öyle değil. Yani bu birilerini enterese ettim. Mesela ben Lübnan'a gittiğimde Lübnan'a bana şöyle bir soru sordu kadın gazeteciler ve inanılmaz aktivist gazeteciler gelmişti. Hani böyle şey değil. Anladım. Tabloid gazetelerin muhabirleri gelmemiş değil. Yani. Ve bana dedi ki o zaman daha Birleşmiş Milletler yok. Mesela girmeme sebebiyet vermiş şeylerden biri de bu olabilir. Sizin dedi oynadığınız karakter dedi kırsaldan gelmiş. Liseyi tamamlamamış, evlendiğinde liseyi tamamlayan, işte ehliyet alan, kocasıyla yan yana yürüyen, arkasında olmayan filan meşru. O kadar böyle bir akademik bir dille sıraladı ki bunu ve dedi siz peki ülkenizde ne yapıyorsunuz kadın hakları ile ilgili dedi bana. Hiç unutmuyorum o soruyu. Çok ilginçti. Ne yapıyorsunuz diye. Kendim hep bir duyarlılığım vardı ama ya bir kere o kadar kız kardeşle yaşıyor olmak filan hani babasız bir evde. Zaten bu böyle gelişiyor. Bir duyarlılık gelişiyor kadınlara karşı ama ondan sonra o dediği şey mesela hep kulağıma çınladı. Belki bu Birleşmiş Milletler süreci bile öyle gelişmiş olabilir. İnteresan. Onun buna yol açması. Bıraktım. Biliyor söyledin mi? Tabii ki. Tabii ki mi? Söyle. Bıraktım. Sıçtın mı diyor. Sence bir şey söyler miyim? Hayır, söylemez. Sence imajımı bozar mıyım? Hayır asla. Bence de söylemezsin. Bir daha şey. Ama pislik yapıyorsun. Evet. Yapıyorum. Ha? Yapıyorum. Ha, yapıyorum. O anlıyorum bak. Rıhtım. Bir şeyim gibi mi? Bir şey. Olabilir. Mımım olabilir. Ha. Evet. Rıhtım. 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 Içkım. Içkım mı diyor? Rıhtım, rıhtım. Içkım. Rıhtım. Içkım. Değil. Zıkkım. Zıkkım da değil. Rıhtım. Ritim. Rıhtım ya. Bir de bu bir daha hava yapıyor.
Tamam olmadı, bilemedim ne? Rıhtım. Rıhtım. Çünkü arkada boğumlanıyor ve bilmene imkan yoktu. Tabii rıhtım. Yani. Bir de gülüyorum. Ha, ağzını oynatmadan söyleyen kelime düşünüyorum ben de. Sözüm. Gözlük. He? Gözlük. Songül mü? Değil. Gözlük. Sözlük. Sözcük. Gözlük. Gördük. Gözlük. Olduk. Benim kafam iyi şu anda. Fadime'm. Motor geliyor, motor çalıyordu tabii. Gözlük. Yolculuk. Oh. Kaç acaba o? Gözlük. Sözlük. Bir de kızıyor. Değil. Gözlük. Yorucuyuz. Gözlük. Gözlük Songül. Gözlük. Ya evet. Hemşer. Bul da görelim. Bul da görelim anlıyor kesin ha, ona gülüyor. Söyle. Karemşar. Kalemcuk diye bir şey anlıyor. Evet söyle. Karemşar. Karemşar. Yakın mı? Değil. Kalemcuk diye bir şeye yakın değil. Bir daha söyle. Karemşar. Karemşar ya. Kalemşör, kalemşör. Kalemşör. Evet. Kalemşör müydü? Bravo. Söylemedin ki bir şey. Dudaklarını oynat, dudak tembeli. Kırlent. Naz. Kırlent. Dudağımı oynatacağım bir kelime değil. Kırlent. Deli. Deli mi? Kırlent. Sensiz. Ay yine bu şarkı sözü yazacak oyunun içinde. Kırlent. Krem. Kırlent. Sirem. Kırlent. Direm. Kırlent. Kırlent. Evet. Kırlent. Kırlent mi? Evet. Hanımlar, beyler, Songül Hanım tabii ki paketledi beni. Yaprağıyım, seni sevdim seveli. Ben bir Eylül sevdasıyım, sana gönül vereli. Ah çiçekler.
yanan yapraklara koydun beni. Eylül üzünü beni yıktı, seni yıktı yangını. Ayrılıklar beter oldu, beter oldu sevdamın. Tüm düşlerim hayal oldu, sen bak gittin gideli. Ayrılıklar bizi buldu, seni hiç görmeyeli. Bak ismimiz anı oldu, zaman geçeli. Bak ismimiz anı oldu, zaman geçeli. Seni televizyonda izlediğimiz işler arasında özellikle son dönemde tercih ettiğin rollerle ilgili böyle bir fark ettiğimiz bir şey bu. Şöyle daha net söyleyeyim. Tüm zorluklarına rağmen tek başına ayakta durmayı başaran güçlü kadın karakterler seçiyormuşsun gibi görünüyor. Bunu özellikle mi böyle bir seçiyorsun? Yani bu sana denk geliyor diyemeyeceğim artık sen çünkü... Oldukça inceleyip sık dokuyorsun, onu biliyoruz zaten. Ben seçiyorum, evet. İbrahim. Yani şöyle, kadın oyuncuların, dünyada da öyle ama Türkiye'de daha da öyle. Kadın oyuncuların özellikle sinemada, televizyonda da kadın kompozisyonu yok. Her şey erkekler üzerine. Ya Shakespeare oyunlarını düşün, onlarda bile. Evet. Her şey erkekler üzerinden anlatılıyor. Yani erkek dünyanın esas oyuncusu ve diğerleri kadın daha figüran. Hele dizilerde erkek var ve iki kadın var. Mutlaka iki kadın var. Adam karısını çok seviyor ama bir de kötü bir kadın var. Hep kötü bir kadın var. O üçgenin arasında kalan zavallı. Aslında mağdur edilmiş. Yani kadınlar kafasını karıştırmış filan durumunda. Ve o kadınlardan da biri aşırı iyi ama sıkıcılık derecesinde. Yani hiç griliği yok. Zaafları yok filan. Öteki de aşırı kötü. Yani normal hayatta olamayacak şeyler bunlar aslına bakarsan. Dolayısıyla da çok zor zaten kadınlar için bir senaryoyu seçim yaparken çok zor. Ben adaptasyonlarda çok rahat ettim o sebeple. Hı hı. Yani çünkü sağlam bir şeyin üzerinde ve iyi yazarlar kültürel olarak onu devşirdiklerinde Fatih Bey de bunu mükemmel yapıyor bence. Evet. Fatih Bey ve Merve
çok iyi yapıyorlar hakikaten. Oralarda çok daha rahat ettim. Ya da Gümüş gibi Sema'yla eylemin yaptı. Onlar da çok gençti onu yaptıklarında. Bir kadının mücadelesi, yükselme hikayesi filan. Evet, elimden geldiğince seçmeye çalışıyorum açıkçası. Vallahi tebrikler, gayet de iyi seçiyorsun. Desperate Housewives ve This Is Us isimli iki tane başarılı, hatta uyarlaması da oldukça başarılı. Evet. Kendi kitlesini oluşturmuş. İşte başrol oynadın ve bunların başarı, mesela Hazal'la bu uyarlamalarla ilgili konuştuğumuz, onun da son oynadığı uyarlama zaten yine Fatih Bey'in Medyapı'nın işiydi. O şey demişti zaten, hani Desperate Housewives yaptı ülkede ve tutturdu diye zaten veriyorlar o diziyi. Bunu da tutturur bu demek ki. Gerçekten öyle. Çok başarılı. Hatta Desperate Housewives orijinali müthiş zaten. Hani. Ama orijinali çok ilginç. Bizim dizi Balkanlara ve Orta Doğu'ya, bunu da Fatih Bey bir birlikte konuşmacı olduğumuz bir yerde böyle itiraf etti. Şöyle dönüp bir yeni haberim oldu, Fatih Bey'e baktı. Biz dedi daha ötekilerden daha fazla paraya sattık bizim işi dedi. Allah artırsı ya. Gerçekten mi? Evet ya, çok ilginç hakikaten. Bu konuda bence uzmanlar. Peki sinema kariyerinden bahsedelim diyeceğim. Acı Aşk, 72. Kuş, Ekşi Elmalar gibi belli ölçüde ses getirmiş, yani ana akım diyebileceğimiz filmlerle beraber Seren Yüce imzalı Rüzgarda Salınan Nilüfer'de de oynadı. Ki oradaki performansına şapka çıkartmayanı dövüyorlardı en son. Hala dövüyorlar mı bilmiyorum. Teşekkür ederim. Yani biz tabii ki daha sık yapmayacağım mı diye bir şeyi merak ediyoruz. Ama sen de sık yapmıyorsun. Bunun özel bir nedeni var mı? Az önce söylediğim nedenler. Anladım. Yani gelen senaryoda kadın figürler bir kompozisyona dönüşemiyor. O zaman da oynamanın bir manası kalmıyor. Zaten çok fazla da hani film içeriği üretilmiyor. Hani ama ekonomik sebeplerden, ama mesleki sebeplerden. Bu sebepten evet, bu çok büyük bir yara bence. Çok heyecanlandım. Hemen başlıyorum. Buyurun. Parmaklıklara sarıldım. Evet. Parmaklıklara ne içse, bu kadın ne içse. Su. Su, yani tuzlu su. Al hadi tuzlu su. Tuzlu mu içmem? İçmezsin. Tamam. Lütfen iç. Ben nasıl yapacağım? Birinden rica edelim mi senin için içsin? Yazık onlara da ya. Evet, yazık. Mustafa Bey yazık talep etti. Bence de yazık. Hakikaten mi içecek misiniz? Ben duramam içmeden. Ha, o zaman için. Tamam. Ne içiyoruz? Özel bir hobi gibi. İçin. Elma sirkesi hangisi? Şu. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Ooo, alkışlıyoruz. Elma sirkesi mi? Güzel mi? Güzel mi? Keşke onu içmeseydiniz. Deli galiba. Siz kimsiniz? Ben de Süleyman. Göksun. Ben de Süleyman derken çok Süleyman vardı. Siz de mi Süleyman? Göksu'nun abisi oluyorum ben de. Göksu'nun abisi oluyorsunuz. Güzel. Sülalece buradalar. Yedi göbek Göksunlar burada bugün. Ekibi ucuza getirmek için hep aynı aileden seçtik. Faydasını da gördük. Buyurun Süleyman Bey, sizi dinliyoruz. Olamam kimseye. Süleyman'ın ilk iş günüydü. Umarım sizde uygun bir pozisyon vardır. Çünkü son iş günü aynı zamanda. Hangisini içeyim? Tuzlu su iç hadi. Tuzlu su da medikal olarak kusturmak için kullanılıyor, biliyorsun değil mi? Yani iyi bir şey değil tuzlu. Vallahi içtim. Buyurun. Ne yapıyorsun kadın? Albüme şarkı verdi diye kendini mi göstermeye çalışıyorsun? Ne bu? Bizini yaptım. Ay canım ya. Bir daha. Gönce rüyalarıma denmem bir bak. Uykusuz her gece. Yorgun ölesiye.
Hangisini içeyim? Bunu. Ağzıma biber sürüldü evet. Sevgili izleyenler. Bütün aileyi mi kovayım? Ne yapayım ben? Deniz biraz bize kendinden bahsediyor. Hımlamayı çok seviyorum. Evet. Şimdi bir şarkı hazırladım onu söyleyeyim. Şarkı hazırladım evet. Çok iyi. Dinliyoruz. Benim şarkım değil. Evet. Tahmin ettim. Bitti mi bir de? Yani şarkı böyle bir şarkı. Sen en şarkı. Önemli kısmını söyledin. En önemli kısmını bir daha söyler misin? Çünkü burası mı bize... en önemli kısmı? Bence öyle. Bize o kadar... Ha sence bir de. Yani, nakaratını söyle. Öyle olduğunu düşüneceksin yani. Bence. Nakaratını belki, söyle. Belki maskeden maske duyamıyor çıkıyor. Olabiliriz. Evet. Seni anan benim için doğurmuş. Evet. Canım. Bunu nasıl anladın ya? Ben en önemli kısmı olduğunu düşünüyorum. Şunu içseydin şu an dünya üzerindeki bütün şarkıları anlardın. Ben sana söyleyeyim. Tamamen motivasyonum oydu. Bu balzamik o limon suyu. Onu ben içeydim ya. Ağzım ay ben limonu çok severim. Bu çok güzel. Gerçekten mi? Siz kimdiniz? Songül Hanım'la çalışıyorum ben de. Songül Hanım'la çalışıyorum. Ay inşallah siz de kovulmazsınız. Benim iki ya, arkadaşımın olmaz. İşine son verildi. Tamam. Benim şarkım mı söylüyor bu? Sanmıyorum. Çok çabuk zor kaptı. Bir şey söyledim sanırım. Nameli mameli bir şey yapıyor da. Tanrım dene kullarını. Bütün zalim olanları. Arkadaşlar ben bu balzamiyi içemem. Bunu benim için biri içecek. Vallahi. Hayır kovulmayacak. Ay kovulmayacak. Ay kuzum ne münasebet ne kovulmuş. Ama Süleyman'ı kesin kovdu. Süleyman bizle çalışmıyor çünkü. Daha gerisi önemli değil. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Göksun'u alkışlıyoruz. Arkadaşlar yanıyorum ben ha. Bayağı bildim şu an. Uf. Bir de bu, bunun içinde sarımsak mı var? Ne var? Yarar. Songül sonuna geldik. Aa, bitti. Bitti mi? İnanır mısın? İnanırsın, neden inanmayacaksın? Çok güzel ağırladınız beni, çok teşekkür ederim. Ay keşke seyircilerimiz gelmeye başladığında zaten da onlar. Mutlaka tekrar... Size de çok teşekkür ederiz. Seninle vakit geçirmeyi çok isteriz vallahi. Ayaklarına sağlık, ben o kadar mutlu oldum ben ki. Ben de çok mutlu oldum. Hanımlar, beyler bu hafta konuğumuz Songül Öden'di. Biz efendim haftaya yine seyircisiz pazartesi Tuşe'de olacağız. Hafta içi de YouTube'da, PSM YouTube kanalında olacağız. İyi günler, iyi akşamlar. Bizi hangi saatte izliyorsanız artık. Hoşçakalın.